Sevgili izleyiciler, bu pazar gününde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda AKP mi, iktidar mı yani, cemaat mi yoksa bağımsız yargı mı diye tartışmaya ve yanıt bulmaya çalışıyoruz. Az sonra Murat Arslan da telefon hattımızda olacak. Yarsağ Başkanı, AKP'nin ya da yargıda birlik olarak AKP etkisinin, iktidar etkisinin hissedildiği yargıda birlik bir yanda, Yarsağ ve Yargıçlar Sendikası bir yanda, bir yanda da bağımsız adaylar var ama cemaatte gölgesi düşmüş bir şekilde bu seçim atmosferinde etkisini hissettiriyor ki İktidar kanadından yapılan açıklamalarda yarsav mı cemaat sav mı gibi de bir ifade var. Programın içerisinde Oltan Sungurlu'ya, eski Adalet Bakanı'na bağlandık ve siyasetin yargının sırtından inmesi gerektiğini ifade etti ve yargının yerlerde süründüğünü çok karamsar bir tablo çizerek ifade etti. Mustafa Karadağ bizlerle birlikte Yarsav ve Yargıçlar Sendikası'nın listesinden Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na aday bir hakim ve Hürriyet Gazetesi'nden de yüksek yargı muhabiri Oya Armut Uçuyla birlikte konuyu değerlendirmeye çalışıyoruz. Mustafa Bey'in ifadeleri de önemliydi. Yargı bağımsızlığı için biz yarışıyoruz dedi. Şu da var, yargıda birlik de telefon hattımızda olabilir her an. Bekliyoruz. Kendileriyle bütün hafta boyunca iletişim halindeydik. Kendileri katılacaklarını ifade ettiler. Altını çizelim. Ama son durumda yargıda birlik bu programda temsil edilmiyor. Mustafa Karadağ'ın sözü önemliydi. Söyleyecek bir şeyleri yok çünkü şeklindeki bir ifadeyle biz hala telefon attığımızı, onları da beklediğimizi ifade edelim. Konuya stüdyo konuklarımızla devam edeceğiz ama Yarsav Başkanı Murat Aslan da telefon attığımızda tam da bu cemaat etkisini konuşurken onun söyleyecekleri neler acaba? Biz burada o cemaatçiler kimler diye bir MİT listesinden söz etti Mustafa Karadağ. Sayın Murat Aslan, sizin değerlendirmenizi de alalım. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Evet, ifade çok net. Sayın Murat Aslan, yar sav mı, cemaat sav mı diye bir ifade var. Bu yarışın içerisinde sizlere yönelik bir taarruz var, ithamlar var. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Vallahi şimdi birileri, işin doğrusu bizim aklımızda çok fena dalga geçiyor ama bunun sonucu ne olacak bakalım, göreceğiz. Özellikle Adalet Bakanı'nın ağzından çıkınca bu söz, yoksa normal sıradan bir vatandaş bunu atsaydı işin doğrusu çok muhatap kabul edip cevap vermeye tenezzül etmezdim. Ama bir Adalet Bakanı söylüyorsa mutlaka bildiği bir şey vardır diye düşünüyoruz. Ve varsa bunu ortaya koyması gerekir. Yoksa bir Adalet Bakanı somut hiçbir dayanağı olmadan böyle bir iddiayı nasıl dillendiriyor işin doğrusu çok akıl almıyor. Bu sosyal medyada kimliği belirsiz troll hesaplar üzerinden dillendirmeye başladı bir süredir. Aynı şeyi, cemaat savcı nitelemesini Adalet Bakanı da kullandı. Yani bizim açımızdan işin doğrusu bunu kabul etmek mümkün değil ki iktidar ne istediler de vermedik sözünün gereğini yerine getirirken yıllardır biz cemaat tehlikesine dikkat çektik ve bununla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini en sert söylemlerle ifade eden bizdik. Ama o zaman bize işte Ergenekoncu, darbeci yaptırmasını yapıştırdılar. Şimdi araları bozulduktan sonra bu sefer bizi işbirliğiyle suçlamaya başladılar. Ancak biliyorsunuz HÇK seçimleri kendi ifadeleriyle Cumhurbaşkanlığı seçiminden daha önemli gördükleri bir seçim. Dolayısıyla bu seçimi sonuç kendi lehlerine sonuçlandırmak için her türlü yalanla iftiraya başvurabileceklerini görüyoruz. Nitekim 2010 HÇK seçimlerinde o zaman meydanlarda o zaman Sayın Başbakan yargıyı dedelerden temizliyoruz söylemiyle ortaya çıkmıştı. Bu sloganı kullanıyorlardı ve o zaman dedelerin temsilcisi olarak da Yarsav'ı görüyorlardı. Şimdi 2014'e geldik. Bu sefer yargıyı çetelerden, paralel yapıdan temizliyoruz diyorlar ve yine karşılarındaki en güçlü rakip olarak gördükleri Yarsav'ı bu sefer de paralel yapıyla işbirliği içerisinde olmakla suçluyorlar. Şunu kesinlikle çok net ifade edeyim. Hükümet tarafından bu süreçte bize çok ciddi anlamda işbirliği ittifak teklifleri geldi. Yani defalarca geldi. Ancak biz onlara dedik ki yargıyı bu hale birlikte getirdiniz. Yani cemaat ve hükümet olarak yargıya bu kadar güven kaybı oluşmuşsa, bu kadar haksızlıklar, suçlar yaşanıyorsa bunlar ikinizin ortak neticesidir. Dolayısıyla ikinizden birini tercih etmemiz söz konusu değildir. Biz çünkü yargı bağımsızlığını savunmak amacıyla kurulmuş bir derneğiz. Dolayısıyla yargı bağımsızlığını savunurken de en büyük tehlike kaynağı olan ve yargı bağımsızlığına en büyük tehdidi ortaya koyan yürütme organıyla birlikte yürümemiz mümkün değil. O yüzden sizi zaten reddediyoruz. Evrensel ilkeler doğrultusunda. Diğer taraftan yargı içerisinde gayrimeşru bir örgütlenmeye gitmiş bir yapıyla zaten birlikte yol yürümemiz mümkün değil.
O yüzden ikinizle de birlikte yol yürümeyeceğiz. O zaman müsteşarın ifadesi aynen şöyle olmuş. 3 Nisan'dır bu tarih. Eğer bizim yanımızda değilseniz, cemaatin yanında değilsinizdir, cemaatin yanındasınızdır. Çünkü iki liste olarak girecek bu seçime. Biri yani cemaat, bu görüntüyü oluşturan, bu görüntünün oluşmasına sebebiyet veren zaten hükümet diyorsunuz. Tabii kesinlikle birlikte oluştu yani bu görüntü şey değil. Ondan sonra dedi ki eğer bizim yanımızda değilseniz cemaatin yanındasınız demektir. Biz afiye ederiz. Biz dedik valla ister cemaat deyin ister bilmem ne deyin fark etmez. Sonuç itibariyle bir algı yönetimi yapabilirsiniz. Bunu 30 Mart'ta işte 10 Ağustos'ta başarılı olmuş olabilirsiniz vatandaşı karşı ama hakim savcı camiası o kadar bilinçsiz bir camia değil. Dolayısıyla bu algı yönetiminden sonuç almanız mümkün değil. Eninde sonunda doğrular ortaya çıkacak. Nitekim bize cemaat tarafından en ufak bir temasta bulunulmamıştır veya bizim tarafımızdan onlarla en ufak bir temasta bulunulmamıştır. Biz çok net ilkelerimiz belli, değerlerimiz belli. Bunları savunuyoruz, sözlüklerimize bunları yazdık. Dolayısıyla herhangi bir şekilde ne onlarla ne sizle birlikte yol yürümemiz mümkün değil. Bunu çok net ifade ettik. Ve bu algı yönetiminin doğru olmadığı eninde sonunda ortaya çıkacak. Bizim arkadaşlarımızdan bu algı yönetimine mağlup olan arkadaşlar da mutlaka veya bilmeden bunu alet olan arkadaşlar da eninde sonunda mahcup olacak. Çok bir şey kalmadı. Şunu söyleyeyim. Bir aydan az bir süre var. 12 Ekim'de kimin kimle ittifak yaptığı, kimlerle işbirliği yaptığı, nasıl bir sonuç hedeflediği bunların hepsi ortaya çıkacak. Yani bizim açımızdan da bunun doğru olmadığı ortaya çıkacak. Ve bu arkadaşlarımız mahcup olacağını çok net ifade ediyorum. Ama yani şu saldırıların gösterdiği bir şey var ki HSYK seçim sonuçlarından hükümet çok endişeli. Bu çok net. Ciddi bir panik hali var. Dolayısıyla her türlü yalan iftiraya başvurabiliyorlar. Bunu görüyoruz. Ama tabii şunu da artık tarih boyunca değişmeyen bir kural. Yani korkunun ecele faydası yok. Evet Murat Arslan teşekkür ediyoruz. Korkunun ecele faydası yok diye de ifadeniz çok net. Hükümet bizimle temas etti ama cemaatle bir temasımız olmadı diyorsunuz. Evet temasımız olmadı. Evet çok net ifade ediyoruz. Artı bunu adaylarımız açısından söylüyor. Oradaki Adalet Bakanı'nın ifadesi işte listeye baktığımda diyor işte yar sağ mı cemaat sağ mı tam bilemiyorum. Listemiz ortada. 20 Temmuz itibariyle açıkladık biz bu listemizi. 2 aydan fazla bir zaman oldu. 11 tane adli yargıda, 3 tane de idari yargıda adaylarımız var. Hepsinin kimliği belli, kişiliği belli. En kıdemsiz arkadaşımız 20 yıllık hakim. Yani 20 yıldır bu caminin içerisinde herkesin bildiği, tanıdığı insanlar. Buna rağmen hala bizim gözümüzden bir şey kaçıyorsa, biz bunu açıkta da ifade ettik. Eğer varsa bizim bilmediğimiz şey, buyursunlar ortaya koysunlar bu adaylarımızla ilgili. Biz gereğini yapmaya hazırız. Çok net ifade ediyoruz. Ama bu arkadaşlarımız gizli saklı birden gökten iner gibi ortaya koymuş değiliz. Hepsi kürsüde görev yapan, meslekleriyle, kişilikleri iyi bilinen, tanınan arkadaşlarımız. Eğer varsa dedikoduyla falan devlet iş yapmaz. Algı yönetimiyle iş yapmaz. Buyursunlar, somut ne varsa ortaya koysunlar. Yok ortaya koyamıyorlarsa kusura bakmasınlar. O zaman iftirayla, yalanla, dedikoduyla da sonuç almaları mümkün değil. Teşekkür ediyoruz Murat Aslan. Rica ederim. Evet, devam edelim. Kalan kısım herhalde biz de bu Murat Aslan'ın da sözlerinden devam edecek olursak. Şimdi bu cemaatin etkisi, algı yönetimi ya da iftira ya da dedikodularla konuşulmaya devam ederken acaba Adalet Bakanı'nın da dediği gibi cemaat AKP'ye karşı sizi destekliyor olabilir mi? Buraya bakalım. Size oy verirler mi? Ben de merak ediyorum. Dediğim gibi biz önce cemaatin kim olduğunu bilmiyoruz. Önce onu çok açık şekilde ifade edelim. Varsa cemaat bize oy vermez. Neden vermez? Çünkü HSYK'da şu an bir hükümet cemaat kavgası var deniliyor. En çok da 3. daire üstünden yürütülüyor bu kavga. Fakat bizimle ilgili işlemlerde hükümetçi ve cemaatçi olduğu söylenen üyeler el birliği ve güç birliği yapıyorlar. Yani şu anda HSYK'nın içindeki mesela sendikanın başkanı Ömer Faruk Eminoğlu hakkında 3. daire soruşturmaya gerek yoktur dedi gezi eylemleri nedeniyle. Çünkü mahkemece beraat etmişti. Bakan kaldırdı şeyi ve ceza soruşturma yapılsın dedi. İşte en son şeyi de verdiler. Bu işte çete diye niteledikleri hakim savcılar hakkında inceleme izni de verdiler. Üçüncü daire verdi. Artık biz sahiplerini biz bilmiyoruz. Şimdi ve üçüncü artık, daireyi bir değerlendirelim mi? Siz toparlayın şöyle şey sözünüzü. Desin, şu anda 11 adli yargıdan 11 bizim listemiz var. 11 yargıda birlik platformu listesi var. 22. 48 bağımsız aday var.
Ve bu 48 bağımsız adayın içinde daha önce işte bu HSYK krizlerinde hani rapor alma filan krizlerinde rapor alan, katılmayan ve cemaatçi olarak nitelenen hakim savcılar da var. Ve o dönemde HSYK'nın işte hükümet cemaat el birliğiyle yaptığı dönemde unvanlı görevlere getirilen ya da komisyon başkanlıklarına getirilen insanlar var. Ve daha sonra şeyde HSYK'nın yapısı değiştirildikten sonra en son Bekir Bozdağ'ın döneminde görevden alınanlar var. Biz diyoruz ki yani bunlar artık hani bizim de deneyimlerimiz gösteriyor ki bir cemaatçi listesi var varsa ama biz bir dediğim gibi bilmiyoruz. Bir var ve biz şöyle tahmin ediyoruz. Ekim'in, Eylül'ün sonu, Ekim'in başında 11 kişinin işte ya madem ki bir hükümet listesi var bir de Yarsav sendika listesi var. O zaman biz 11 kişi oturduk, güç birliği yapmak için biz bir arada hareket etme kararı aldık diyeceklerini bekliyorum ben şahsen. Yani onun için cemaat bize oy vermez, biz cemaatten oy beklemeyiz. Böyle bir işimiz yok zaten. Algı yönetiminin tersine tabii böyle ki yani, bir netlik var diyorsunuz. Yani aksine hükümet yani her şeyiyle bu kadar saldırıyor fakat kendisi cemaatle ilgili de çok bir şey yapmıyor. Yani HSYK ile bizi toplantıya da çağırdılar. Şimdi burada çok da fazla konuşmak istemiyorum. Bekir Bozdağ adına iki HSYK üyesi bizden görüştü. Ve biz o zaman onlara söyledik. Neden soruşturma açmıyorsunuz dedik. Görevden aldınız bu adamları. Başka yerlere verdiniz. Neden soruşturma açmıyorsunuz? Dediler ki ne diyeceğiz? Biz dedik ki neden görevden aldınız? Dedi tarafsızlıklarını yitirdiler. Gereğini neden yapmıyorsunuz? Hayır, neden görevden aldığınız sorumuza cevap şuydu. Tarafsızlıklarını yitirdiler. Onun için aldık. E dedik ki bir hakim savcının tarafsızlığını yitirmesinden daha vahim ne olabilir? İşte bu tam da bir soruşturma sebebidir. Artı yani meslekten ayrılması için, uzaklaştırılması için bir sebeptir. Şimdi buna bile soruşturma açmayı düşünemeyen bir HSYK ve bakan adına konuştuklarını söylüyorlar bize. Ben eğer inkar edilirse isimlerini, tarihleri de veririm. Şimdi bize diyorlar ki İşte siz cemaati tasfiye edecek misiniz? Niye böyle bir şey söylüyorsunuz? Söylemiyorsunuz. Siz edemediniz diyorsunuz siz de. Biz de diyoruz ki bir, sizin niyetiniz yok. İki, biz cadı avı yapmayız diyoruz. Bizim bir tek bakış açımız var. Hakim, savcı, teminat, onuru, kimliği, tarafsızlığını yitirmemesi. Bunun dışında biz eğer yarın herhangi bir savcı, hakim, savcı için ya sen şucusun, bucusun deyip oradan alıp buraya verirsek biz kendi söylemlerimizle, ilkelerimizle çelişmez miyiz? Biz diyoruz ki siyasi iktidarın ya da herhangi bir güç odağının, baskı odağının dosyalardan elinin çekmesinin teminatı olacağız diyoruz. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Bu davada cemaatçi var, o davada hükümetçi var deyip işte onu al oraya ver, onu al oraya ver. O zaman ne oluyor işte? Yargıyı yöneten HSYK oluyor. Şimdi bizim ilkemiz bu ve bize bir kendileri bir ötekileştirici ayrılıkçı bir dil yaratıyorlar. İşte diyorlar işte Alevilerden kontenjan verdik. Solculardan, efendim ülkücülerden, sağcılardan, işte milli görüşçülerden, hak yolculardan böyle bir şey yapılmış. Şimdi Yargıda Birlik Platformu'nda. O zaman biz şöyle diyoruz. Şimdi Allah muhafaza bu arkadaşlar seçilirse yarın bir gün işte bir hakim savcı bir işi oldu, sorunu oldu. HSYK'ya gitti. Soracak HSYK üyesi. Sen necisin? Ben şucuyum. O zaman yanlış yere geldin. Şucu üye orada. Yani öyle mi olacak? Yani çünkü dil böyle. Bakın yani çok seslilik neydi? Çok çalgı anlamına gelmiyordu değil mi? İşte burada da diyoruz ki biz çok çalgı var. İşte dediklerine göre milli görüşçüsü var, hak yolcusu var, menzilcisi var, işte ülkücüsü var, sağcısı var, milliyetçisi var, solcusu var, sosyal alevisi var diyor. Herkese bir şey koymuşlar kontenjana. Ama diyoruz bu çoğulculuk bu değil. Bu ancak çok çalgı var burada. Çok seslilik yok. Ve sonuç bir daha söylüyorum. Bizim cemaatle hiçbir ilişkimiz yok. Biz cemaatten oy beklemiyoruz. Cemaat de bize oy vermez.
Çok net diyorsunuz. Peki şimdi bu fotoğrafın içerisinde sizin de sözlerinizin arasında yer alan bir üçüncü daire durumu var ki o yolsuzluk rüşvet operasyonundan sonra fırtınalar koparken üçüncü dairenin son 10 Eylül günü bir kararı var ve üçüncü daire hükümete meydan okudu gibi yansıdı bu kamuoyuna. Neydi? Takipsizlik kararı verilen 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasını engelledikleri iddiasıyla dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı ile Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan hakkında inceleme izni teklif etme kararı aldı. Bununla başlayan bir durum. Adalet Bakanlığı incelemeleri için yok hükmünde kararı verdi 3. daire. İstersen seninle devam edelim. Bu ne anlama geliyor? Hakikaten bir meydan okuma mı? Öyle yansıdı ve oradaki 3. daire ile Adalet Bakanı arasındaki gerçekten kavgayı da gözler önüne seren bir toplantıydı o toplantı. Neydi toplantı onu ben bir aktarmak istiyorum sevgili izleyicilerimize. HSYK gider ayak ifadesini kullanmak istiyorum ben. 60 dosyayı masaya yatırdı. Bunlar kritik dosyalardı ve kritik bazı kararlar vermeleri gerekiyordu. Neydi? İşte 17 Aralık yolsuzluk operasyonu sırasında İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mahir Aktaş adliyede bildiri dağıttığı için Adalet Bakanı hakkında soruşturma istemişti. Ve onlara soruşturma izni verilirken buradaki hukuksuzluğu engellediği söylenen dönemin Başsavcısı Turan Çolakkadı ve Oktay Erdoğan'la ilgili de soruşturma izni verilmemişti. Ne yaptı 3. daire? Bunları tekrar alıp inceledi ki bakanın yasal hakkıydı bu. Yok hükmündedir dedi. Gerekçeleri de Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı oldu ve şöyle söylediler. Dediler ki Adalet Bakanı ancak daireye itiraz eder. Daha sonrasında da bir itirazı varsa eğer HSYK Genel Kurulu'na başvurur. Adalet Bakanı ne dedi? Adalet Bakanı 3. daireyi ve 3. dairenin sayın başkanını anayasal sınırları ve yasal sınırları çiğnemekle suçladı ki çok ağır bir suçlamaydı. Bu tartışma hala devam ediyor. 3. daire başkanı ne yaptı? İşte Zekeriya Öz'le ilgili bir tartışma vardı. Adalet Bakanı defalarca gündeme getirdi. Mi? Zekeriya Öz Ergenekon balyoz zamanında stardı. Çok beğenilendi, manşetlerden düşmüyordu. Bir anda kötü kişi ilan edildi. Ve Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nın görevine biliyorsunuz. Zamanın başbakanı kendi arabasını göndermişti. Kendisine. Evet. O derece önemli bir kişiydi. Evet. Bir anda devrildi. Evet ama sonrasında biz şimdi Zekeriya Öz'ün Bolu Cumhuriyet Savcısı olduğunu görüyoruz ve Adalet Bakanı hep Sayın Öz'ün tweetlerine hedef almıştı ve şöyle söylemişti hatta. Sosyal medyada Sayın Cumhurbaşkanı açık bir şekilde hedef gösteriyor ve tehdit ediyor. Bu Sayın Obama'ya, Sayın Merkel'e ya da Sayın Hollanda yapılsa medya buna sessiz kalır mı? HSYK böyle bir savcıyı görevde tutar mı? Gerçekten bu üçüncü daire üzerinde baskı oluşturdu gibi görünüyor. Sonunda inceleme iznini de verdiklerini görüyoruz bir denge gözetmek adına. Üçüncü daire başkanı ne yapmıştı? Adalet Bakanı'nın artık verdiği soruşturma yeniden Sayın Karadağ'ın da söylediği gibi Ömer Faruk Eminoğlu örneğinde ilk defa bu yetkisini kullanmıştır ki yeni HSYK kanunu sonrasında bu yetki bakana verilmişti. Üçüncü daire çünkü önceden soruşturma izni vermediği bir konuda bakan hayır bunu soruştur diyemiyordu. Şimdi bu yetkinin de üçüncü daireyle biz Adalet Bakanlığı arasında ve Sayın Bakan arasında bir iktidar savaşı, mücadele alanı haline geldiğini önümüzdeki günlerde de yaşayabileceğimizi ben gözlemleyebiliyorum. Çünkü bakanlık kaynakları bir de şunu söylüyorlar ama bu açıdan emniyetteki paralel yapıya soruşturma açan yani cemaat yapısına tırnak içinde söylüyorum. Soruşturan hakim savcıları 3. dairenin bu defa çok büyük bir süratle hatta iki ayrı inceleme ve soruşturma izni verdiği şeklinde haberlerde yansıdı. Bir de ben rakamları vermek istiyorum. Gerçekten buraya gelmeden önce HSYK'nın sitesinden de kontrol ettim. 3. dairenin önünde 7659 tane soruşturma dosyası var. İnceleme ve soruşturma dosyası var. Hakim savcıları kapsayan ve bu süreçte 1500 hakim savcı ceza almış. Diyebilirsin ki bu disiplin cezalarının nasıl bir önemi var? Şöyle bir önemi var. Hakim savcılar açısından disiplin cezası almamak çok çok önemli. Hı hı.
Çünkü disiplin cezası alan bir hakim savcı bizim ünvanlı görevler tabir ettiğimiz Sayın Karadağ'da altını çizdi. İşte Yargıtay Danıştay üyesi olamıyor. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi seçilemiyor. Atamalarda sicili bozulduğu için öne çıkamıyor ve maaş farklılıkları oluyor. Yani maddi karşılığı da var. Yani birinci sınıf olamadığı zaman maaşı da artmıyor. Bayağı bir farklılık oluyor. Çok çok önemli ama bu rakamlar da gerçekten yargıya duyulan güvenin ne kadar zedelendiğini, ne kadar hakim ve savcılarla ilgili soruşturmaların arttığını da bize hem büyük resimle yani ortaya koyduğu silah gibi... Yani bir mı kullanılıyor da bu kadar arttı? Bu soruşturmaların bazılarının artık siyasi soruşturmalar olduğunu görmemek gerçekten mümkün değil. Yani yatsımamak, yani bu HSYK'nın bu inceleme ve soruşturma olayını gerektiği yerde kullanmayıp, çünkü altını üzülerek çizmek istiyorum, binlerce Balyoz ve Ergenekon sürecindeki Balyoz davası bizim Anayasa Mahkememiz tarafından yeniden yargılamayı konusu yapılması için delillerin yeterince incelenmediği, bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmediği, yani sonuçta adil yargılama yapılmadığı için sil baştan yüksek mahkememizden mahkemeye geri gönderilmiş bir dosyadır. Ve o süreçte ben binlerce şikayet olduğunu biliyorum. Ve o zaman işte bu HSYK hem 3. daire hem 2. daire, başta Sayın Öz'le ilgili de çok sayıda, belki binlerce şikayet dosyası vardı. Hepsini kurul yargı yetkisi kapsamındadır diyerek işlem bile yapmadı. Hepsi rafa kalktı. Yani bu soruşturmaların, hakim savcıların tepesinde bir Demokles'in kılıcı gibi bir baskı aracı olarak kullanılmasını da ben doğru bulmuyorum. Yani şaşamada Adalet Bakanı'nın ifade ettiği sicil asının gündeme gelmesi de bu bağlamda mı değerlendirilmeli? Aslında Sayın Bakan bunu bu şekilde ifade etti. Benim söylediğim gibi tabloyu çizdikten sonra o bir seçim rüşveti mi soruları oldu tırnak içinde tabii ki, reddetti. Aynı şekilde haksız soruşturmalar yapılmış olabileceğini söyleyerek yer değiştirme cezasına kadar olan tarih vererek, ama yer değiştirme cezalarını kapsamıyor. Yer değiştirme cezasına kadar işte bir sicil lafının söz konusu olduğunu, 1500 hakim savcıyı kapsadığını söylediler. Biz onu da birazcık çalışmıştık sevgili Semra. Bu 1500 rakamının içinde 200'e yakını yer değiştirme ve görevden ihraçlar da var. Dolayısıyla 1300 hakim savcıyı kapsayacağını düşünüyorum. Ben öyle bir tablo çıktı ortaya. Rakamlardan öyle gözlemledik. Şöyle yapalım. Birazdan YSK'nın CHP temsilcisi Mehmet Hamidi Hadim Yakıpoğlu'na da bağlanalım. Teknik konuya geçelim. Bu yarışın ne kadar demokratik olduğunu, ama şu cemaat mevzusunu bir toparlayalım ve kapatalım dilersen. Bir gölge, o ciddi bir gölge. Birinci gölge iktidar dedik, ikinci gölge cemaat dedik. Ama biz arıyoruz yargıda bağımsızlık nerede diye. Hani bir anlamda da böyle bir yaklaşımla istersen burayı bir toparlayalım. Hem Mustafa Bey hem senin düşüncelerini alalım ve o teknik konuya, yarışın ne kadar adil olduğu ve demokratik olduğuna ben geçelim. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben sana hakim savcılar için, ben de yargı muhabirliği yaptığım için, hakim savcının kendi vicdanına karşı bile bağımsız olması, hani adalet tanrıçasının gözü bağlıdır ya, gözünün bağlı olması hiçbir şeyi görmediği anlamına gelmiyor. Karar verirken, hakim tarafsızlığı içerisinde hareket ederken kendi vicdanına karşı bile gözlerinin kapalı olduğunu, yani hakim savcılar karar verirken, artık görev yaparken kendi vicdanlarına bile bağlı hareket, vicdanlarının ötesinde şunu söylemeye çalışıyorum. Yani vicdanları dediğim şey dini görüşleri, etnik kimlikleri, yani kişisel aidiyetlerinin dışına çıkarak, onlara bile gözlerini kapatarak kararlarını vermek zorundalar. O tarafsızlık içerisinde, önlerindeki dosyaya göre. Bazen gerçekten vicdanlarını da kenara koyuyorlar. Onu da aslında gözlemleyebiliyoruz. Dosya öyle bir dosya ki, vicdanen belki beraat vermek istiyor ama deliller ortada. Bir zorunluluk var. Onu mahkum ettiğini de, vicdanı farklı düşünse bile hakim savcı hukuka uygun bir kararda ceza verebiliyor sevgili Semra. Benim kastetmeye çalıştığım şey o. Ama eğer biz bu noktada yargının üzerine hükümet baskısını, cemaat gölgesini düşürürsek, bu seçimlerden de çıkacak sonuçtan da hiçbir yere varamayacağımızı düşünüyorum. Yani şucu bucu diye gideceğimiz bir listeyle, bu kaygılarla, bu baskılarla oy verilirse, yine 2010'daki kaygılarla, işte
Adalet Bakanlığı korkusuyla ya da bazı hakim savcıların gerçekten görev kaygısıyla oy verdiklerini de biliyoruz biz. Yani belli yerlere yakın görünme adına eğer bütün adliyelerde Adalet Bakanlığı bürokratları varsa işte o liste, yakın görünen listeye çalışarak oy alma, işte oy verme şeklinde yargı kesinlikle istediğimiz şekilde bağımsız bir yapıya ve bağımsız bir HSYK'ya kavuşamayacak. Dolayısıyla bağımsız ve tarafsız bir HSYK olmadığı zaman bağımsız bir yargı da olmayacak, güvence olmayacak diye düşünüyorum ben. Evet, temel problem zaten yargı bağımsızlığını tesis etmek. Bu anlamda da tartıştığımız konular aslında bana da abes geliyor ama fotoğrafta bu herhalde. Mustafa Bey, sizin söyleyecekleriniz varsa alalım. Şimdi, yoksa telefon hattımızda konuğumuz var. Ben seçimin ne kadar adil olduğunu sanıyorum biraz sonra konuşacağız. Evet, cemaat konusunu bir kapatalım istiyoruz. Şimdi cemaat konusu biraz şöyle. Yargıya güveni kim azalttı? Hani bizim dertlerimizden birisi de bu. Yargıya güven azaldı, bunu yeniden tesis etmek lazım. Bu bağlamda da yargının bağımsız olması lazım. İşte HSYK'nın yeniden yapılandırılması lazım denildi. Daha sonra Adalet Bakanlığı şimdi yeni bir şeyi var. Diyor ki yüksek mahkemelerle ilgili yasal düzenleme yapacak mısınız? HSYK seçimine göre. HSYK ile ilgili düzenleme, o da HSYK seçiminin sonucuna göre. Bu ne demek? Bir kere başlı başına bir baskı unsuru demek. Hı hı. Yani ben duruma göre hepsiyle oynayabilirim. Bu bir. Güvensizliği biz mi yarattık? Ben hiç güvensizlik yaratacak bir karar verdiğimi düşünmüyorum. Ve biz 13.500 hakim savcı var şu anda meslekte. 13.500 hakim savcıdan eminim ki yani 13.200'ünün bu yargıya güveni azaltacak bir karar verdiğini düşünmüyorum. Ortada hani şu herkesin gözünün önünde olan ya da göze sokulan davalarda yapılan hukuksuzluklar var. Bunları da kim yaptı? Siyasi iktidar HSYK eliyle yaptı. Hani gözümüzün önünde hani o şeydir ya, valiziyle gelen adamı kaçma şüphesi var denildi, tutuklandı. Efendim dijital delillerle dünya kadar insan tutuklandı. Efendim TÜBİTAK'ın 5 ayrı raporu vardı. İşte oldu olmadı. Efendim yani işte, tüm bunların yani, değiştirilmesi için bir seçim sürecindeyiz. Hani sağlıklı bir yapı çıkar mı onu evet, tartışıyoruz ama işte, aslında. Bu işte yargı, cemaat, o kavganın içinde bunlar yaratıldı. Yani meslektaşlarımızın bir katkısı yok bunda. Geniş çoğunluğun katkısı yok. Bu siyasi iktidarın, yani ben ona yarattığı şey demiyorum, ortak falan demiyorum, taşeronuyla yaptığı kavga. Bu kavganın hesabını bize ödettiriyorlar şimdi. Ve bizim üstümüzden aklanmak istiyorlar. Evet, peki şimdi telefon hattımızda YSK'nın CHP temsilcisi var. Mehmet Hadimi Yakupoğlu telefon hattımızda. Bu seçim, HSYK seçimi ne kadar demokratik, ne kadar adil? O anlamda merak ediyoruz. Çünkü temsilcilerin olmayacağını biliyoruz seçimde. Merhabalar Sayın Yakupoğlu. Merhaba Sayın Hanım. Evet, yorumunuzu merak ediyoruz. Nasıl bir seçim atmosferi var? Adil mi, demokratik mi? Ne söyleyebilirsiniz? Teknik bilgileri alalım sizden. Tabii ki Semra Hanım. Öncelikle sizi, Oyarlı ve Mustafa Bey saygıyla selamlıyorum. Ben öncelikle kendi durumumuzu izah etmek istiyorum. Çünkü sorduğunuz soruya cevap verebilmek için biz siyasi parti temsilcilerinin Yüksek Seçim Kurulu'ndaki konumlarını ve görevlerini ortaya koymanın gerekli olduğunu düşünüyorum. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanun, ki kamuoyunda seçim kanunu olarak bilinir. Bunun 17. maddesine 2011 yılında gelen değişiklik ilk kez yürürlüğe girdi. Bu değişikliğe göre en son yapılan milletvekili seçiminde Türkiye'de en çok oyu alan 4 siyasi parti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri daimi temsilci olarak Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yapmaya başladılar. Bizleri, yani siyasi parti temsilcilerinde doğrudan doğruya partilerimizin genel başkanları atıyor. Yani biz seçimle değil, doğrudan doğruya atamayla geliyoruz ve görev yaptığımız sürece Yüksek Seçim Kurulu'nda doğrudan doğruya kendi partimizi temsil ediyoruz. Bu şu anlama geliyor. Bizim söylediğimiz her söz ve bize söylenen her söz veya attığımız imza doğrudan doğruya partilerimizi bağlıyor. Ben yaklaşık 3,5 yıldır bu görevi yapıyorum. Bunu yaparken de şöyle, biz sadece kurul toplantılarına katılmıyoruz. Biz Yüksek Seçim Kurulu'nun tüm komisyon ve çalışmalarına da katılıyoruz. Örneğin bir seçim yapılacağı zaman 20 ila 30 arasında genelge ya da karar yayınlanır. Biz bu kararların ve genelgelerin yapım aşamalarında da
doğrudan doğruya görev alıyoruz. Şimdi örneğin son Cumhurbaşkanı seçimine esas alacak olursak 29 tane karar ve genelge yapıldı. Bunların hepsinde vardık. 30 Mart öncesinde de vardık. Yani çalışma tempomuzu şöyle ifade etmek gerekirse 2013 Kasım ayından 2014 Eylül ayına kadar bizler 16 kişilik bir kurul olarak, yani 11 tane Yüksek Seçim Kurulu üyesi ve 5 tane de siyasi parti temsilcisi olmak üzere her pazar günümüzü dahi kurulda geçirdik. Yani 7 gün 24 saate yakın neredeyse mesai verdik biz orada. Ancak bütün bu seçimler bitti. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili seçim çalışmaları başladığı anda biz kurul dışında kaldık. Demin işte sorduğunuz sorunun cevabı da buradan geliyor. Evet, neden yani? Peki, onu anlayamadım da o yüzden. Neden sizce? Efendim, şunun için yasal bir düzenleme var. HSYK kanununda diyor ki HSYK seçimlerinde 298 sayılı kanunun 17. maddesi uygulanmaz diyor. Sözlerime başlarken bu kanun maddesinden bahsetmiştim, bizim görev yaptığımız kanun maddesini. İşte o zaman bu kanun yapılırken o zamanki yasa koyucu, ki bu da zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iradesi oluyor, siyasi parti temsilcilerini Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçiminin öncesinde, seçim esnasında ve seçim sonrasında dışarıda tutuyor. Tutulmasına karar verdi. Ve Yüksek Seçim Kurulu hiç arzu etmediği halde bizler maalesef bu görüşmelere katılamıyoruz. Oysa bakın, bizim katıldığımız görüşmeler o kadar enteresandır ki 2013 yılının Şubat ve Mart ayında biz Yüksek Seçim Kurulu üyeleriyle birlikte 2 hafta boyunca 5 Avrupa ülkesini gezdik. Hı hı. Neden? Çünkü yurt dışındaki oy verme konusundaki altyapı çalışmalarını yapmak için. Yine 2014 Şubat ayında biz Köln'de katıldığımız toplantıda 39 tane başkonsolos, 6 tane büyükelçi ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bizler ve Yüksek Seçim Kurulu üyeleri yurt dışı seçiminin temellerini hazırladık biz. Şeylerin, oyların toplandığı uçaklarda yine 5 tane siyasi parti temsilcimiz vardı. Üstelik iktidar partisi ve bizim partimizin temsilcileri de milletvekillerimizdi. Biz bu derece seçimlerin şeffaf yapılması, denetlenmesi ve bu konudaki gözlemlerimizi aktarmak için orada bulunurken HSYK sürecinde yokuz. Üstelik bizim burada bulunmamızın bir sakıncası da yok. Çünkü bizler Yüksek Seçim Kurulu'nun tüm çalışmalarına bahsettiğim biçimde katılıyoruz. Ancak oy kullanmıyoruz. Biz görüşlerimizi sınırsız olarak ifade edebiliriz. Orada gördüğümüz aksaklıklar konusunda... Yani yanlış anlamadıysam seçimin sağlıklı yürümesi açısından sizin göreviniz son derece önemli, anlamlı. Tabii ki. Ama burada tabii seçim ki dışında kaldınız. Elbette, bakın burada bunun en yakın tanığı Sayın Oya Armutçu şu anda konuğunuz. Oya Hanım'la biz 30 Mart öncesi sonrası Cumhurbaşkanı seçimleri sırasında Oya Armutçu'ya aktardığım tüm bilgileri internet sitesinde, gazetesinde haber yaptığımda bunların hiçbirisi yalanlanmadı. Bunların hepsi Yüksek Seçim Kurulu'nun uygulamaları ve kararlarıyla ilgili konulardı. Şimdi ben HSYK ile ilgili Oya Hanım beni aradığında hiçbir şey söyleyemiyorum. Oysa Yüksek Seçim, HSYK seçimleri, bakın bir saattir tartışıyorsunuz, izliyorum programınızı. Cumhurbaşkanı diyorsunuz, Başbakan diyorsunuz, Adalet Bakanı diyorsunuz. Dün bizim parti meclisi toplantımızda Sayın Genel Başkanım HSYK seçimlerinden bahsetti. Siyasiliği bu kadar siyasi olan, bir siyasi hale gelmiş olan bir konuda siyasi parti temsilcilerinin kanun gereği zorunlu olarak dışarıda kalmalarının anlaşılır ve algılanabilir bir tarafı yok. Bakın dün sabah biz Sayın Şeref Malkoç'taki iktidar partisi temsilcisidir, kurul salonuna girdik. Ama HSYK genelgeleri gündeme geldiği için zorunlu olarak kurul salonunu terk etmek durumunda kaldık. Evet. Bundan Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri de son derece rahatsız, ama yapacak bir şey yok. Evet, tuhaf bir fotoğraf çıkıyor ortaya. Teşekkür tabii ki, ediyoruz. Tabii ki. Teşekkür ediyoruz tabii ki yorumlarınız için. Hakikaten tuhaf bir fotoğraf çıkıyor. Oy Armutçu'yla devam edelim. Bu ne anlama geliyor? İktidarın oluşturduğu bu tablo seçimin de demokratik ve sağlıklı olmayacağı anlamına mı geliyor? Sevgili Semra, şöyle bakmak lazım gerçekten. İşleyen bir takvim söz konusu ve hakimler, savcılar yasasına göre bu seçim şeffaf yapılan bir seçim değil. Siyasi parti temsilcileri yok. Sayın Yakupoğlu'nun söylediği gibi en azından o kararlar, o konular gündeme gelebiliyordu. Eksik gördükleri mesela bir hükümet etkisi ya da hükümet olanaklarının kullanıldığı konusuna eğer diğer siyasi parti temsilcileri girebilselerdi, bir CHP ya da MHP temsilcisi gündeme taşıyabilirdi. Aynı şekilde AK Parti'nin de temsilcisi var, Sayın Malkoç. O da yanıtlayabilirdi kendi partisinin savunmalarını, argümanlarını ya da hükümet adına bu savunmaları iletirdi. En azından bu sorular
seçimin güvenliğinden, seçimin düzeninden, seçimin sağlıklı ve eşit koşullarda, eşit şekilde yarışın yapıldığından ve yapılmasından sorumlu olan Yüksek Seçim Kurulu hani önüne resmi koyarak belki değerlendirebilirdi. Bunu ben çok önemli bir eksiklik olarak görüyorum. Bu noktada da eğer seçim sistemi böyle devam edecekse siyasi parti temsilcileri bu HSYK seçimlerinde de bence aynı görevi ve aynı denetim mekanizmasını üstlenmeliler. Ve bu noktadaki seçim harcamaları nasıl biz bir Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası yaptık. Çok daha adildi bu noktaya göre. Ki neden denetim vardı? Çok eleştirildi. Devlet olanakları tırnak içerisinde söylüyorum çok daha adildi. En azından adaylar eşit koşullarda bağış alabiliyorlardı. Şimdi bir tarafta Sayın Karadağ'ın da söylediği gibi yani açıklanmaya muhtaç bir şekilde düzenlenen yemekler, işte yapılan organizasyonlar, seçim harcamaları var. Diğer tarafta adayların bireysel şekilde bu yapıyla ya da işte savcılık ya da bakanlık olanaklarıyla mücadele etmesini bekliyorsunuz. Ama bir bağış olayı da Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi tabii ki yargı söz konusu olduğu için koşulları farklıdır. Bu seçimin kriterleri farklıdır. Bir bağıştan bahsetmiyorum ama en azından bir harcama kotası, en azından harcamalara bir denetim getirilebilir. Ki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin bu seçim harcamalarını Yüksek Seçim Kurulu denetleyecek ve ilan edecek. Hı hı. Oradaki tartışma tamamen başkaydı sen de hatırlarsan. Sayın Başbakan adaydı ve dolayısıyla son ana kadar başbakan olduğu için başbakanlık uçağıyla, başbakanlık imkanlarıyla hareket edebilme, bir yerlere gidebilme, kaldığı yerden de seçim propagandasına devam edebilme, sonuçta aday olduğu için yaptığı bir devlet açılışı bile sonuçta propaganda daha malzemesi sonra olabiliyordu. Yani bu da eleştirildi zaten. Bu açılışları CHP biliyorsunuz taşıdı Yüksek Seçim Kurulu'na. Bazıları reddedildi, bazılarına reklamdır diye yasaklar kondu. Yani o süreçte biz hareketli bir seçim kampanyası dönemi geçirdik. Ama yani takvim işlerken yani eşit bir yarış gidiyor mu? Bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? İşte bağımsız adaylar var. Denetlenmiyor. Yüksek Seçim Kurulu. Eğer bu hesapları Yüksek Seçim Kurulu o zaman neyi denetleyecek? Şimdi şunu söyleyebilirsin. 298 sayılı kanuna göre yapılıyor ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu kanunundaki, Hakimler Kanunundaki özel hükümlerde dikkate alınıyor. Seçimlerin başından sonuna kadar düzeninden, iş ve işlemlerinden Yüksek Seçim Kurulu eğer sorumluysa Yüksek Seçim Kurulu'nda aslında bu iddiaları, bu sosyal medyadaki ve gazetelere de yansıyan bu konulara duyarsız kalmaması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi devlet olanakları kullandırılmasın, bir listedeki adayları kimse kullanmasın şeklinde bir başvuru da vardı. Bunları medyada çıkanları belki ihbar kabul edip işlem yapmaları gerekirdi. Belki bir karar alınması gerekiyordu ama şu ana kadar eğer verilmiş bir karar varsa en azından biz haberdar değiliz. Çünkü kamuoyuna Yüksek Seçim Kurulu bu kararları sevgili Semra ilan ediyor. İlan edilmiş bir kararları da bildiğim kadarıyla yok, tırnak içerisinde söyleyeyim. Yani bu noktada da seçim sürecinin nasıl işleyeceği kaygıları ve soru işaretlerine gebe. Ve hatta yarsaldı Avrupa Yargıçlar Birliği'nden Sayın Başkanı Murat Aslan gözlemci istediklerini sanıyorum onlar da yine bu seçim sürecini gelip izleyecekler. Belki de yerinde gözlemleyecekler. Sayın Karadağ belki daha detaylı bilgi verebilir o noktada gerek duyarsanız. Evet, tam da girelim isterseniz burayı açıklığa kavuşturalım. Sizin yorumlarınızı da alalım bu adalet duygusunu sarsan bir yarış o zaman onu da anlıyoruz. Adaletin içerisinde bir yarış ama. Şimdi Avrupa Yargıçlar Birliği temsilcileri geldi zaten. Türkiye'de bazı görüşmeleri yaptılar. Oya Hanım mülakatta bulundu onlarla. Ve Türkiye'de şu an HSYK seçimlerinin güvenli olmadığına inandıkları için gözlemci gönderecekler ve gözlem altında tutacaklar bu seçim sürecini. Yani orada bir şey yok. Şimdi YSK'daki seçim kurulunun şeyini, Hadimi Bey'in şeyiyle bu şu, ya HSYK'yı olabildiğince daha gizli tutarak, olabildiğince elimizde tutarak, hani bu sözlerle şimdi Yüksek Seçim Kurulu üyelerini de töhmet altında bırakmak istemiyorum. Ama hani olabildiğince gizli tutarak, böyle bir kaygı var. Gözlerden ırak. Evet, yani
Yani biz neden böyle bir ihtiyaç var? PSYK'yı ele geçirme isteğimiz var ya. Yani bu arzumuz kimi zaman aklımızın önüne geçiyor demek ki. Ben onu öyle anlıyorum. Neticede yasal düzenlemeleri yapan şu anda meclis hakim bir siyasi iktidar var. Yani bilinçli bir tercihle gözlerden ırak bir şekilde evet. yapmak istiyorlar HSYK'ya hakim olmak için. Neden? Çünkü bu dönemde verilecek kararlar çok nazik konular. Biz şeylerle ilgili, sandıklarla ilgili mesela Yüksek Seçim Kurulu'na hem örgütler olarak hem de adaylar olarak müracaatta bulunduk. Örneğin işte 9, 10, 15 hakim savcının bulunduğu yerler var. Örneğin Bayburt'ta 2010 seçiminde 9 hakim savcı var. Oy kullanıyorlar. Tesadüf bu 9 hakim savcının da tanıdığı ve oy vermeye değer bulduğu 11 aynı. Bu tabii tesadüf. Nasıl olduysa diyorsun. Tesadüf. Biz buna bir şey diyemeyiz. Aynı listeden sanıyorum onu. Biz de evet, aynı olmuş. Aynı listeden. Ve bakanlığın listesi bu. Yani şimdi o zaman bakanlık etki etti. Şimdi nasıl oluyor? Şimdi şöyle. Dün de bahsedildi. HSYK'nın Adalet Bakanlığı'nın genel müdür müsteşar yardımcılarından genel müdür yardımcılarından tetkik hakimlerine kadar işte müfettişlerine kadar HSYK'nın aynı şekilde şu anda alandalar. Örneğin bir ilçeye bakanlık tetkik hakimleri bilirkişi listelerinin güncellenmesi için görevlendirilmiş. Bilirkişileri adalet komisyonları gelir yemin ettirir. Hepsi odur. Yani bizim aklımızdan dalga geçiyorlar. Mesela bir ilde başsavcı aranıyor. Başsavcı işte ilçe başsavcılarına ve deniliyor ki şu gün üyelerimiz gelecek. Yerlerinizde bulunun diyorlar. Mecbur yerinde bulunuyor. Bir hakimimiz anlattı. Dedi ki davetiye geliyor. Cevap vermiyoruz. Telefon açıyorlar. İşte düşünelim diyoruz. Bir daha telefon açıyorlar. Diyorlar ki ya yer masa düzeni yapacağız. Yani onun için gelip gelmemeniz önemli. Onun için bize cevap verin. Yani bir diyor, baskıya mı maruz kalıyorlar? Onu mu demek istiyorsunuz? Ya bu baskı değilmiş. Masa düzeni yapacaklar ya. Yani yer ayarlayalım. Ayakta kalmasınlar diye. Diyor ne yapalım? O zaman mecbur diyoruz ki geleceğiz. Sonra gidiyorlar belli miktar bir para alıyorlar. İşte 15 lira, 20 lira yemek parası. Biz şunu biliyoruz. Mesela bir ilde bunu başsavcısı söylemişti. Ya işte para zaten cüzi. Yani aldığınızı alın. Vermeyenlerden almayın. Yani bakiye şeyi bize söyleyin. Biz onu karşılarız. Diyorlar. Başsavcı toplantısı oluyor. Sanıyorum ki bu Yargıtay Başkanlık Kurulu üyeliği seçiminin olduğu gündü. Başsavcılar da toplanılmış. Bir bakanlık bürokratı başsavcılara şöyle diyor. Lafı dolandırmayalım. Bu bir başsavcılar toplantısı değildir. Seçim toplantısıdır. Ha biz bunu nereden biliyoruz? Tesadüf Yargıtay'a ziyarete gelmiş birkaç başsavcı bir muhabir arkadaşımızın yanında tabi onu tanımıyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Ödevlerimizi aldık, işte dersimizi aldık, gidiyoruz, dönüyoruz filan diye. Mesela bir arkadaşımızın tanıdığı yeni bir başsavcı atanmış, o şikayet ediyor. Diyor ki ya ben yeni atandım, yani kadroyu bilmiyorum ki. Şimdi nasıl bir liste yapayım ben? Kendi sıkıntısını anlatıyor. Şimdi böyle bir seçime gidiyoruz biz. Yani iktidar nüfuzu çok fazla bir şekilde hissediliyor. Tabii ki. Başta söyledim. Biz İstanbul'a gittik. Ya bütün Adalet Bakanlığı ve HSYK bürokrasisi orada. Ankara hakim savcıları var. Müfettişler görevli. Hakimler görevli. Tetkik hakimleri. Ankara hakimleri nasıl gitti bilmiyorum. Yani acayip bir baskılama. Düşünsenize şimdi siz odanızda oturduğunuz sırada kapı açılıyor. Ve 8 kişi geliyor. 2 aday işte efendim 6 tane işte teftiş kurulu başkanı yardımcısı. Bize oy verin ziyaretleri anlamında mı? Tabii ki. Yani bu bir baskı değil mi? Yalova'da mesela. Yalova'da gittik. Baktık bir Ankara hakimi
Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, işte 3 tetki hakimi dolaşıyorlar. Diyorlar ki işte nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Ne oldu? Hiçbir şey yok. Ama şimdi bakın bir seçim süreci var. Baskıcı bir durumu hepimiz biliyoruz. Ve diyorlar ki ziyaret ettik. Ya ne işi var bir teftiş kurulu başkan yardımcısının ya da bir tetkik hakiminin ya da bir Ankara hakiminin durduk yerde yani Yalova'ya gidip de işte arkadaşlar nasılsınız demeye. Böyle bir şey var mı? Yani biz şimdi bunu ya bu ziyaret abartmayın diyebilir miyiz? Bu kadar bütün Türkiye'yi yayılmış. Doğuda güneydoğuda helikopter verildiği söyleniyor. Sürekli her yere gidiyorlar. Şu anda Türkiye'nin her yerinde Adalet Bakanlığı var. Her yerinde HSYK var. Hiç kimse inkar etmiyor. Bakın. Doğrulamıyor da. Ortada bir durum var. Bize telefon açıp söylüyorlar. İşte diyorlar ki işte Bingöl'de böyle oldu. İşte Yüksekova'da böyle oldu. Fakat kimse zor bunu... bir yarışın içindesiniz onu anlıyorum. Evet ben. Yani şunu da söyleyeyim bakın Doğu Beyazıt'a gittik biz. Seçim startını Doğu Beyazıt'tan verdik. Doğu Beyazıt'ın bas savcısı adli tatilde ve oradaki görevli savcı arkadaşımıza, meslektaşımıza diyor ki onlara yardımcı olmayın. Telefon açıyor. Ya böyle bir baskı olur mu? Neden? Hani o biraz önce bahsettiğim bas savcılar toplantısında dersini ve ödevini almış. Ne yazık ki böyle. Her yerde böyle. Onun için hakikaten adil değil. Ama biz buna rağmen meslektaşlarımızın sağduyusuna güveniyoruz. Onların bu hani hakimleri ya güce tapan kişiliksiz insanlar olarak nitelemelerine karşı çıkıyoruz. Bu diyoruz bir aşağılama davranışıdır. Herhalde biraz sonra bu zammı içici lafını da konuşacağız. Onu da o zaman söyleyeyim isterseniz ya da şimdi söyleyeyim. Bence söyleyin şu anda artık bu konuyu da kapatıp şimdi, ikinci bölümde sonuçlara geleceğiz çünkü son bölümde. Ondan önce bir de şey söyleyeyim. Bakın müfettişler gönderiliyor. Sonra müfettişler orta not veriyorlar. Bazılarına. Sonra diyorlar ki performansı düşük tayin edeceğiz diyorlar. Bas savcılar görevlendiriliyor. Bir örnek. Bas savcı bir savcıya haftada 5 gün duruşma yapan bir mahkemede duruşma savcısı olarak görevlendirilmiş. Fakat bir de hazırlık numarası verilmiş. Yani genel soruşturma yapsın. Tabii akşama kadar duruşmalar sürüyor. Daha sonra bu başsavcı diyor ki bu savcıya sen emsallerine göre diğer hazırlık soruşturması yapan savcılara göre daha az iş çıkardın. Onun için performansın düşük. Seni göndereceğiz diyor. Bunlar da hep tesadüf. Hep bizim tanıdığımız işte sendikalı, yarsavlı filan arkadaşlar oluyor. Bir arkadaşımız bu nedenle öldü. Kimseye anlatamadığı için derdini. Faruk Ermarak. Eşinin yerine savcıyı şey yaptılar. Tayin ettiler. Sonra dediler ki orta notu var. Sonra dedik ki ya bu müfettişler kötü müfettişler. Hani o taşeron müfettişler vardı ya hani şu tasfiye edilen en son HSYK'dan ayrılan. Peki bu müfettişler madem bu kadar kötü niyetli ve bu kadar bir çete halinde çalışıyorlar. Peki bu kötü çeteci müfettişlerin raporlarıyla bir savcının yeri değiştirilir mi? Bu kolay bir şey mi? Yani böyle bir durum var. Bir ciddi bir tehdit, ciddi bir baskı var. Şimdi gelelim şeye. Maaş şeyine. Genç meslektaşlarımızın daha çok ihtiyacı var maaş artışına. Fakat ona rağmen o genç arkadaşlarımızın bize söylediği bu ziyaretler sırasında biz hiçbir zaman bu kadar aşağılanmamıştık. Yani biz artık adliyede kendi personelimize bile karşı derdi gücü para olan başka da bir hiç sorunu olmayan insanlardan sayılıyoruz. Bu bizi diyor çok yoruyor diyorlar. Artı zaten bakanın açıklaması da efendim biz işte meclise sevk edeceğiz ilk açıklaması ettiler. İşte sonra işte bunlar çıkarılacak. Cumhurbaşkanının onayına gönderilecek. İşte seçimden sonra verilecek. Şimdi yine bizim şehirlerimizde dalga geçiyorlar. Oysa
bu siyasi iktidarın, hatırlarsanız bakanlarının çok yakın oldukları bir kişinin görüşü vardı. Memurla garsonun bahşişini peşin vereceğim. Yani biz bunu incitici böyle bulduğunuzu ifade ediyorsunuz. Evet, bu tabii ki bu bir aşağılamadır. Bu bir başka bir şey değildir yani. Gerçekten. Yani o zaman rüşvet nitelemesine katılıyorsunuz. Bu anlamda incitici buluyorsunuz. Yani şöyle, bu evet, bu zam meslektaşlarımızın hakkıdır. Ha, çünkü hakim savcıların maaşlarına neredeyse 1,5-2 yıldır hiç zam gelmiyor. Gerçekten yani hem reel hem nominal olarak rakam anlamında. Ama zam anlamı açısından artış yok. Sakıncalı, evet. Buldunuz. Manidar buldunuz. Diyoruz. Manidar buldunuz. Manidar kısa diyoruz. Bir ara vereceğiz yine Mustafa Bey. Aradan sonra artık sözü toparlayacağız. Son bölümde bu seçimin sonuçlarını da değerlendireceğiz. Siyasi partilerden bağlantılarımız olacak sevgili izleyiciler. Ve son bölümde Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yargı bağımsızlığı çerçevesinde nasıl oluşabileceğini de biraz olsun konuşmak istiyoruz. Kısa bir aradan sonra karşınızdayız. Saat başında.